Online satış mağazası Beard Market sponsorluğunda Avustralya ve dünyadan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 21 Mayıs Cuma. Melbourne'da bir semt belediyesi Filistinlilerle beraberlik önergesi kabul etti. Melbourne'ın Yarra Belediye Meclisi bu hafta kabul edilen bir önergeyle dikkat çekici bir destek açıkladı. Filistin halkıyla beraber olduklarını duyurdu, yaşanan çatışmalarda İsrail işgalini kınadı. Konsey önergesinde çatışmanın denk güçler arasında olmadığı ancak işgalin genişletilmesi olduğu dile getirildi ve Yarra'da yerleşik Filistinlilerle beraberlik vurgusu yapıldı. Sky News muhabiri Carolyn Marcus, Yeşiller Partisi'nden bir belediye başkanının yönettiği Yarra Belediyesi, dünyayı bu kadar uzun süredir şaşırtan Orta Doğu çatışmasına cevap bulmuş gibi görünüyor. Bu önerge acil olduğu iddiasıyla öne çekildi. Bu yüzden toplumun tartışmadan haberi olmadı. Yine de 5'e karşı 2 oyla geçti dedi. Muhabir, eski İşçi Partili vekil Michael Dunby, yerel belediyelerin bu tür konulardan uzak kalmaları gerektiği ifadelerini aktardı. Dunby'nin Hamas'ı eleştirip İsrail'e destek veren sözleri ekrana yansıdı. Avustralya'nın işsizlik oranı üst üste 6. ayda da gerilemeye devam ediyor. İstatistik Bürosu, Nisan ayı işsizlik oranını %5,5 olarak açıkladı. İşsizlik üst üste 6. ayda da geriledi. Yarı zamanlı çalışanların sayısı Nisan'da 64.400 düştü. Tam zamanlı çalışan sayısı ise 33.800 yükseldi. İşsizlikte düşüş açıklamasına karşın toplam istihdam 30.600 geriledi. Nisan istihdam oranları Mart ayına JobKeeper desteğinin sona ermesinin ardından ilk iş raporu olması sebebiyle önemliydi. Ancak İstatistik Bürosu desteğin bitişinin Mart-Nisan arasında fark edilir bir etki yapmadığını belirtti. Qantas yüzlerce kişi işten çıkarıyor, uzmanlar daha fazla kaybın ufukta olduğu uyarısı yapıyor. Pandemi sebebiyle zor durumda olan Qantas, dün uluslararası kabin ekiplerinden işten çıkarma ve maaş dondurma tedbirlerini duyurdu, yüzlerce kişinin olumsuz etkileneceği bildirildi. İşten çıkarmalar hizmetten çekilen A380S ve A330S tipi uçakların kabin ekiplerini hedefliyor ve gelecek birkaç yılda geri dönüş beklenmiyor. Şirket CEO'su Alan Joyce, Qantas'ın pandeminin başından bu yana 16 milyar doların üzerinde gelir kaybettiğini açıkladı. Şirket genelinde 6.000 kadar çalışan kızakta beklerken şirketten 8.500 kişinin çıkarıldığı belirtiliyor. Elon Musk ve Çin'in tetiklediği Bitcoin krizinde Federal Bakan'dan vatandaşlara büyük risk uyarısı. Finansal Hizmetler Bakanı Jane Hume, dün Bitcoin adeta serbest düşüşüne devam ederken kripto para yatırımcılarına uyarıda bulundu. Sydney'de Aracı Firmalar ve Finansal Danışmanlar Birliği konferansında konuşan bakan, kripto paralar istikrarsız ve yüksek riskli varlıklar, yatırımcıların bu risklerin farkında olmaları gerekiyor dedi. Bitcoin 12 Mayıs'tan bu yana değerinin 3'te 1'ini kaybetti. Dün itibariyle 73.500 dolardan 51.000 dolara kadar geriledi. Elon Musk geçen hafta elektrikli araçları için artık Bitcoin'i ödeme yöntemi olarak kabul etmeyeceğini açıklayarak bir günde %16'lık değer kaybına yol açmıştı. Çin'in yasağıyla Bitcoin bir %19 daha değer kaybetti. BioNTech ile 90 milyon dozluk aşı anlaşması. Türkiye, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz daha satın almak için anlaşma imzaladı. Konu hakkında açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech üst yöneticisi ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, amaçlarının salgını sona erdirmek, hastane yatışlarını azaltmak ve normal hayata dönmeye yardımcı olmak için dünyanın dört bir yanındaki insanlara mümkün olduğunca çok COVID-19 aşısı sağlamak olduğunu belirtti. Şahin, Türkiye'nin vatandaşlarının aşılama çabalarına önemli bir katkıda bulunabildiğimiz ve bize duyulan güven için memnuniyet duyuyoruz ifadesini kullandı. Toplamda 120 milyon doz aşının 2021'de dağıtılması bekleniyor. Türk Kızılay'ı Gazze'de sıcak yemek dağıtıyor. Türk Kızılay'ı İsrail'in insanlık dışı saldırılarının ardından Gazze'de yaraları sarmaya çalışıyor. Türk Kızılay'ı ekibi Gazze'deki saldırılarda mağdur olanlara sıcak yemek dağıtımına başladı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre Gazze genelinde evlerini kaybedenlerin sığındığı kuzey bölgede 14, Gazze merkezinde 11 ve Refah'ta 1 olmak üzere 26 okulda 40.150 kişinin konakladığı tespit edildi.
İlk etapta 14 gün boyunca Cebelya Çarşı İlkokulu'nda barınanlara sıcak yemek dağıtacak olan Kızılay, bölgedeki aş evleriyle sıcak yemek dağıtımlarını gelecek günlerde daha da genişleterek sürdürecek. Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşıları ile ilgili açıklama. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, onaylanan tüm COVID-19 aşılarının bilinen tüm mutasyonlara karşı etkili olduğunu açıkladı. Hans Kluge düzenlediği basın toplantısında onaylanan tüm COVID-19 aşılarının Hindistan mutasyonu dahil olmak üzere bilinen tüm mutasyonlara karşı etkili olduğunu söyleyerek, mevcut ve onaylanmış aşılar şimdiye kadar ortaya çıkan tüm COVID-19 mutasyonlarına yanıt verdiğini vurguluyorum ifadelerini kullandı. Dünya Sağlık Örgütü şimdiye kadar Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna, Janssen ve Sinopharm aşılarına onay verdi. Pentagon'dan UFO açıklaması, görüntüler inceleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'un elindeki UFO görüntüleri tartışması sürüyor. Ülkenin San Diego kenti yakınlarında siyah bir objenin denize inerek ortadan kaybolduğu görüntülere Pentagon'dan açıklama geldi. Pentagon görüntülerin incelendiğini, raporun kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Donanması tarafından 2015 yılında kaydedilen görüntülerde bir cismin gökyüzünde hareket ettiği görülüyor. Atlantik Okyanusu'nun 35 bin feet yukarısında üçgen şeklinde bir obje Pentagon tarafından tanımlanamayan uçan nesne olarak nitelendirildi. Güncel döviz kuru ise şöyle: 1 Avustralya doları 78 Amerikan sentinden, 6 lira 50 kuruştan ve 64 euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 17, Sydney 20, Melbourne 18, Adelaide 23, Brisbane 23, Perth 24, Darwin 33, Hobart 17 derece olması bekleniyor. Pazartesi yeniden görüşmek üzere. Esen kalın. Sizin fikriniz bizim için önemli. Her türlü görüş, öneri ve değerlendirmeleriniz için elektronik posta adresimiz info@australiapostasi.com.au.